Bir karmaşık sayı olan 1 eksi 3 i ile bir başka karmaşık sayıyı 2 artı 5 i'yi çarpmamızı istiyorlar. Karmaşık sayıları çarparken iki terimli ifadeleri çarpıyormuşuz gibi düşüneceğiz. Farklı olan tek şey burada değişken yerine karmaşık sayının sanal kısmının olması. Pekala, bu işlemi iki şekilde yapabiliriz. Birincisinde dağılma özelliğini iki kere kullanmamız gerekiyor ve bildiğiniz gibi ben bu yöntemi epey bir seviyorum. Diğer yöntem ise dörtlü dağılım. Birinciyle birinci ile birinci, birinci ile ikinci, ikinci ile birinci ve ikinci ile ikincinin çarpılıp toplanmasına dayanıyor. Uh, söylerken bile yoruldum. Buna kısaca bibi, bibi, evet bibi diyeceğim. Birinci, ikinci, birinci, ikinci gibi bibi. 1 ile 1, 1 ile 2, 2 ile 1, 2 ile 2 güzel gibi. Neyse. Ben bu videoda iki yöntemi de göstereceğim size. Bu bir sayı öyle değil mi? O halde bunu bir bütün olarak görüp 1 eksi 3 i'yi diğer parantez üzerine dağıtabiliriz. Yani buradaki parantezi açıp 1 eksi 3 i çarpı 2 ve 1 eksi 3 i çarpı 5 i işlemlerini yapacağız. Hadi bakalım. Bunu 1 eksi 3i çarpı 2, 2'yi başa yazalım. Artı 1 eksi 3i çarpı 5i olarak yazabilirim. Evet. Gördüğünüz gibi dağılma özelliğini kullandım. Eğer tam olarak anlamadıysanız, şöyle düşünün. Diyelim ki elimizde a çarpı b artı c var. Bu a çarpı b artı a çarpı c ile aynı şeydir öyle değil mi? Buradaki parantezi açmak için parantezin önündeki sayıyı parantezin içindeki sayılarla çarptım. Yani dağıttım. Bu örnekteki a buradaki 1 eksi 3 i ile aynı şey. Anlaştık mı? Harika. Şimdi dağılma özelliğini bir kere daha kullanacağım ve buradaki parantezi de açacağım. 2 çarpı 1, 2 eder. 2 çarpı eksi 3 i ise eksi 6 i. Burada ise 5 i çarpı 1, 5 i, evet. 5 i çarpı eksi 3 i. Buna dikkat. 5 çarpı eksi 3, eksi 15 eder değil mi? Geriye i çarpı i kaldı. Bakın yazıyorum. 5 i çarpı eksi 3 i, 5 çarpı eksi 3 çarpı i çarpı i ile aynı şey. Evet, az önce de söylediğim gibi 5 çarpı eksi 3 eksi 15. i çarpı i ise neydi? i kare neye eşitti? Hatırlayın, evet, eksi 1. Harika. O zaman eksi 15 çarpı eksi 1 ise 15. Mükemmeliz. O halde tüm bunu 2 eksi 6 i artı 5 i artı 15 olarak yazabilirim. Şimdi aynı türleri bir araya getirelim. Reel kısımları toplayalım. Burada 2, burada da 15 var. Sanal kısımlar ise buradaki eksi 6 i ve burada da artı 5 i. O halde 2 artı 15, 17. Tamam. Eksi 6 i artı 5 i ise... Güzel elimde bir şeyden eksi 6 tane varsa ve buna aynı şeyden 5 tane eklersem kaç elde ederim? Ha, eksi 1 tane değil mi? Evet o halde bu işlemin sonucu eksi 1 tane i eder. Yani eksi i buraya eksi i yazıyorum. Bu yöntemde bu iki karmaşık sayıyı dağılma özelliğini iki kere kullanarak birbiriyle çarptım. Şimdi de bir diğer yöntemi yani az önce adına ilginç bir şekilde BB dediğimiz yöntemi kullanmak istiyorum. Bu biraz daha hızlı ama çok mekanik olduğu için neyi neden yaptığınızı unutma riskiniz var. Yine de yaptığınız şey aslında buradaki ile aynı olacak. Yani bu sayının iki kısmını diğer sayının iki kısmıyla çarpıyorsunuz aslında. İşe birinci sayılarla başlayacağız. Birinci ile birincinin B'si yani 1 çarpı 2. Sonra sırada birinci ile ikinci sayılar yani 1 ve 5'i var. İkincinin iyisi. 1 çarpı 5'i değil mi? Birinci çarpanın birincisiyle işimiz bitti. Şimdi ikinci ile birinci. İkinci ile birincinin B'si. Eksi 3'i çarpı 2 ve ikinci ile ikinci ikinci ile üçüncünün i'si. Yani eksi 3i çarpı 5i. Evet, bunlar da sondaki sayılar. Bi, bi. Bütün sayıların birbiriyle çarpıldığından emin olmamız için kullandığımız bir hatırlatıcı. Değil mi yani? Ama gördüğünüz gibi diğer yöntemden çok da farklı değil. 2 çarpı 1, 2. 1 çarpı 5i, 5i. Eksi 3i çarpı 2 eksi 6i ve eksi 3i çarpı 5i de az önce bulmuştuk. Eksi 3i çarpı 5i 15 ediyordu değil mi? Hemen hatırlayalım. Eksi 3 çarpı 5 eksi 15. i çarpı i ise i kare yani eksi 1 sonuç. Ne oluyor? 15 oluyordu değil mi? Evet. Reel kısımları toplayalım. 2 artı 15, 17. Sanal kısımları topladığımızda da 5i eksi 6i. Evet eksi i eder. Güzel. Gördüğünüz gibi sonuç aynı. 17 eksi i.